İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan, Kilis. Bugün Batı Ermenistan'daki Ermenilerin sayısı kaç? 70 bin mi, 90 milyon mu? Konulu Ermenistan adlı bilimsel konferans düzenlendi. Batı Ermenistan'ın evladı, Fransız donanması komutanı, ünlü coğrafyacı ve haritacı Zadig Hanzatyan. Ermeni yetimlerin güvenliğinin sağlanması. Batı Ermenistan'ın Dikranager Diyarbakır surları depremden zarar gördü. Ani Köprüsü'nün benzersizliği nedir? Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV'yi destekleyelim. Kilikya Ermenistan Ovası'nda bulunan Kilis şehri, Suriye'nin Halep kentinin 60 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. Eski zamanlardan beri Ermenilerin yaşadığı bir yerdir. 1915'e kadar ekonomik, sağlık ve eğitim kaldıraçlarına sahip olan 5250 Ermeni Apostolik, 327 Ermeni Katolik ve 342 Ermeni Protestan nüfusa sahipti. Ermeniler ağırlıklı olarak zanaat, ticaret, zeytinyağı çıkarma ile uğraşıyorlardı. Ermenilerin sürgünü 1915'te başladı. 28 Haziran'da Ermeniler sınıra yakın olmaları nedeniyle görece hafif bir soykırıma Armenosi'de maruz kaldı. Sadece 1500 kişi katledildi. Derzora sürgün edilenler tamamen yok edildi. Geri kalanı sürgünden döndü ancak 1921'de Fransız-Türk Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Kilis Türkiye'ye geçince Ermeniler Halep'e göç etmek zorunda kaldı. Ve 1925'te Türk makamları 1873'te kutsanmış olan görkemli Surpovannes Ermeni Kilisesi'ni dinamitle havaya uçurdu ve böylece Ermenilerin son izleri de ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Bugün Batı Ermenistan'da kaç Ermeni yaşıyor? Resmi olarak kendilerini Gregorian veya Ermeni Apostolik dinine sahip olduklarını beyan edenlere dayanan seçici bir nüfus sayımı sayılarını 70 bin ile 90 bin arasında gösteriyor. Ancak gayri resmi olarak gizli Ermeniler dikkate alındığında sayıları 9 milyona ulaşabilir. Resmi verilere göre bugün Batı Ermenistan'da yaklaşık 90 bin Ermeni yaşıyor. Ermeni cemaati ağırlıklı olarak Konstantinopolis'te ve Türk istatistiklerinde kimlik belgesinde belirtildiği gibi Ermeni Apostolik Kilisesi'nin bir takipçisi olarak görünen Dikranagert ve Malatya gibi bir dizi başka büyük şehirlerde temsil edilmektedir. Erdoğan'ın kılıç artığı olarak nitelendirdiği kişiler, yani soykırım Armenosit'ten kaçanlar, Türk yetkililerin veya sadece Batı Ermenistan köylülerinin baskısından korkarak gizli kimliklerini giderek daha fazla ifşa ediyor veya gizli tutuyorlar. Ancak 3 milyon nüfuslu Ermenistan Cumhuriyeti, Batı Ermenistan'da saklanan milyonlarca Ermeniyi kolayca entegre edebiliyorken bu önemli demografik potansiyel nasıl göz ardı edilebilir? Hosrov Yozer ve Grigor Amirzayan hiçbir istatistikte yer almayan gizli Ermenilerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak temel unsurları sunmaya çalışacaklar. 24 Şubat Cuma günü 20.30'da Şönevliyer Jean Moulin salonunda düzenlenecek Ermenistan adlı konferansı Ermeni halkının tarihinin en bilinmeyen sayfalarından birinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Fransız donanması komutanı, ünlü coğrafyacı ve haritacı Zadig Hanzatyan, Osmanlı Türkiye'sinin Manisa kentinde doğdu. Smirna Deniz Harp Okulu'nun haritacılık bölümünde okurken yetenekli genç adam parlak başarılarıyla kısa sürede ayırt edildi ve 1909'da akademinin Fransız profesörlerinin güvencesiyle Paris'e gitti. Burada Denizcilik Lisesi'nde ardından Fransız Donanması Genelkurmay Akademisi'nde okumaya başladı. Hidrofik Mühendislik Diploması ve Fransız Deniz Mühendisi'nin komuta rütbesini aldı. Batı Ermenistan Delegasyonu tarafından 1919'da Paris Barış Konferansı'na sunulan Birleşik Ermenistan haritasının ünlü Ermeni bilim insanı ve haritacı Zadig Hanzatyan tarafından oluşturulduğunu belki de kamuoyunun az bildiği bir gerçektir. Son yıllarda Batı Ermenistan'da meydana gelen yüzeysel değişimler bağlamında Ermenilere uygulanan soykırım, Armenosit'te meydana gelen yüzeysel değişimler bağlamında da belli bir kayma gözlemlenmektedir.
Türk katliamları yıllarında çok sayıda Ermeni çocuğu Türkler ve Kürtler tarafından kaçırıldı ve ardından zorla Müslümanlaştırıldı. Yetim kalan Ermeni çocukların bir kısmı Osmanlı makamlarının emir ve inisiyatifiyle Müslüman ailelere ve Türk yetimhanelerine dağıtıldı ve İslamlaştırıldı. O dönemle ilgili birçok yazılar var. Bunlar arasında Adana doğumlu Manvel Kırkyaşaryan'ın anıları üzerine 2005 yılında Batı Ermenistan'da yayınlanan MK adlı bir çocuğun sürgün anıları başlıklı kitabı yer alıyor. Öyküsüne ailesinin sürgününü anlatarak başlar ve olayların doğal sürekliliğini biraz bozarak sunar. Manvel'in sözlerinden kervanların Derzor'a doğru yola çıktığı anlaşılıyor ve Rosulayn eyaletinde yaşananları ayrıntılı olarak anlatıyor. Anlatılan sahneler Müslüman toplumun farklı katman ve yaş gruplarının temsilcilerinin soykırım Armenosit infazına karıştığını en iyi şekilde kanıtlıyor. Pek çok Kürt, Arap ve Türk'ün sırf kıyafet için kolayca Ermenileri öldürmesi korkunç. Akrabalarını arama ve bulma iradesi Manvel'e hayatı boyunca eşlik ediyor. Analitik makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Depremde 19 binanın yıkıldığı Diklanagert'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan surların 30 bölümü hasar gördü. Diklanagert, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği tarafından depremin ardından yapılan inceleme raporlaştırıldı. Rapora göre her bir ayrı dönemin izlerini taşıyan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan tarihi Ahmet surlarının burç ve burç aralarında 30 noktada hasar tespit edildi. En büyük hasarın 18 ile 19 nolu burçlar arasında kalan sur duvarlarında geniş çaplı dökülme ve yıkılmaların tespit edildiği raporda duvarın üst kısmında yayılmanın büyük bir alana yayıldığına işaret edilerek sur dibindeki tali küçük kapının da iç dolgusunda yıkılma olduğu belirtildi. Raporda tarihi dört ayaklı minarenin kuzey cephesindeki sütunun üstündeki yekpare kirişin ortasında daha önce var olan dikey çatlakla birlikte kirişin üzerinde yukarı doğru uzanan derzlerde de yeni ayrışımlar oluştuğu belirtildi. Bagratuni Hanedanı döneminde 10. 11. yüzyıllarda Ahurya Nehri üzerinde inşa edilmiş birçok köprü, inşaatçıların büyük ustalığa ve dönemin yüksek mühendislik becerisine tanıklık ediyor. Özellikle Ani Köprüsü olarak bilinen bu köprülerin en büyüğü eşsiz bir role ve yapıya sahipti. Sadece nehrin iki yakasını birbirine bağlayan bir yol olarak inşa edilmemiş, aynı zamanda şehrin savunma sisteminin bir parçası olmuştur. Yaklaşık 30 metre açıklığa sahip olan köprünün her iki yakasında gerektiğinde geri çekilebilen hareketli ahşap bölümler bulunmaktaydı ve böylece köprü geçilmez hale geliyordu. Şu anda köprü harap durumda. Son günlerde Ermenistan Cumhuriyeti ile yapılan çalışmalarda Ani Köprüsü'nün onarımı için anlaşma sağlandı. Bu haber Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan tarafından açıklandı. Ancak tüm bu müzakereler Batı Ermenistan'ı davet edilmeden yapılıyor ve soykırımdan sağ kurtulanların torunlarının haklarına zarar veriyor. Orta vadede sonuçları ekonomik sorunların getirebileceğinden çok daha ciddi ve ağır olacaktır. Yerevan yetkililerinin körlüğü, Kafkas Ermeni Cumhuriyeti'nde yaşayan Ermeni ve Ermeni olmayanların güvenliği üzerinde de sonuçlar doğuracaktır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor.
Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere sadece Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Duduk'ta Ovanes Hazaryan, Arp'ta Alizbar, Kontrbass'ta Andrei Samoylov ve Vurmalı Çalgılar'da Anna Baturova tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Ari İm Sohak adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.